kadar oldu sana gelmeyelim buraya böyle. Bayağı var ya. En son söyleyeyim ben ne zaman. Kandil dersine gelmiştim. Allah Allah. Arıma gidiyor böyle deyince ya. Şeyde, 3 ayda. 3 aylarında. He? Ha yok, o normal gelişim. Derse gelmemiş. Derse hiç gelmemiş. Şimdi benim ömrümde böyle bir şey olmamış. Ben içeride bile ders yapıyordum ya, kapının kapı arasında. Kapının arasında dersim bana şey yapıyordum. Herkese bir saat vermişlerdi Fatih. 9-10 arası şu. Koridorda hep liderler kalıyordu. 10-11 arası şu. DH kapeciler. 11-12 TİKO'cular. 12-1 PKK'lılar konuşuyor liderleri. Koridora konuşuyor böyle kapının arasında. 12-1 El-Kaide konuşuyordu. 2-3 benimdi. Ondan sonra dedim ki öyle bir ders yapayım ki ilk daha yeni tanıştık Fatih. Öyle bir şey yapayım ki ezber konuşuyorsun, konuşmasan konuşmasın. Şey yapayım, bunları herkesi kapsasın. Şimdi Allah'a anlatsam, bu adam sahte. Şunu anlatsam, herkes ideoloji sahte. Hani öyle normal adamlar değil, hep lider. Tek tek hücrede kalıyor. Ben de psikolojiden bahsettim. Herkesi kapsıyor. Nasıl mutlu olurum? Ay gideyim. Ondan sonra ne yaptılar? Ne anlattım? Sonra çok gariplerine gitti yani insan. Hapishanede nasıl mutlu olurum? Hapishanedeki birisi sana söylüyor. İnsan nasıl düşünmesi lazım? Nasıl bu dört duvarın arkasından, yaptırıcılığından sıyrılırsın? Sonra ikinci gün gene yapınca üçüncü gün karar verdiler. Dediler ki 85 Tobe 84 sen numaram 84. 84 kovuşadı mı? Sen 12'den 2-3 diye. 12'den istediğin kadar sen konuşuyorsun. Herkese hitap ettim. Herkese evet. Sen istediğin kadar. Sonra soru cevap yapacağız. Eyvallah. Elhamdülillah. Ama bazen tabii tevhid sokunca 84 geldi. Yani arada soktun gene böyle bir şeyse tevhidi soktun içeriye. Yani demek istiyor. Allah Allah. Yani bu koronadan dolayı buraya gelememenin şeyini ızdırabından söyledim Abdullah. Olmadığı bir şeydi. Şimdi bu yeni kitap mı? Şeyden atar mısınız? Ha, şu. Şuradan birkaç ilem diye bir tane şey yapacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o geçen yaptım. Benim de hoşuma gitti. Çünkü 622'de 622'de Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Muhammedun Resulullah sadikul vaadil emin. Bi şehadati zuhuri dafeten ma ümmeti bi ekmali dini ve islamiyeti ve şeriati ve bi ekva imani ve i'tikadin ve ibadatin ve bi a'la davetin ve munacatin ve davetin ve bi ammi tebliği ve etemmi ve etemmi metenaten harikatin musmiratin la misle leha. Kısaca bir nevi tercümesi ve mali, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şehadet eden birincisi 11 haletten çıkan bir hücreti risalettir. 11 tane Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam delili değil, haletinden bahsedecek. İçsel yapısından bahsedecek. Ben bir tanesini okudum tepecikte ancak okuyabildim böyle bir saatte. Cümle şuydu. Evet, okumak ve yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde
14 asrın ukalasını akıl sahiplerini filozofların hayrette bırakan ve Edyan-ı Semaviye'de birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaate meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Ben bunu okumuştum. Ümmi derken bir zahir manası var lugatı, bir istila manası var. Yani bir mülk, bir de melekut manası var. Mülk manası okuma yazmayı bilmemesi. Melekut manası hiçbir öğretmenin tedrisinden geçmemesi, peygamberlik müessesesini, çıraklığı, kalfalığı, ustalığı olmadığını, eğitimden olmadığını, ümmi demek anasından doğduğu gibi olması, müdahale edilmemesi olduğunu anlattım. Ümmi, yani anneye nispet edilir bu ümmi diye. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam, ustad der ki, ben yarı ümmiyim der. 3 ay tahsili var. Ulemadan ders almış. Onun için yarım ümmi demek yani okuyor, yazma bilmiyor. Veya yazma biliyor, okuma bilmiyor. Değil yani. Çünkü tarihçi hayatta yazısını gördünüz. Evet. Yok, olur mu? Tarihçi hayatta yazısını görürsünüz. Peki yazısı olmayan tahsil nasıl ediyor? Risale'nin tahsil ediyordu. Her gün 5-6 saat tahsil ediyordu. Düzeltiyordu. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muhammedun Resulullah'ı Hazreti Ali'ye yazdırdı. Yok o da. Peki bilemez miydi? Ne zaman teveccüh ettiği zaman Rabbi dedi ki sen öğrenme. Oysa ilim farz iken ilmin kaynağı da sebebi de zemini de malzemesi şekli şey okuma yazmaktır. Ama nereye teveccüh ederse hemen okuyordu, biliyordu. Çok hikmetlerinden bir tanesi de böyle yapması, okuma yazması olsaydı Kur'an'a şüphe iras ederdi, şüphe getirirdi. Kendi yazdı. Kendi bir sürü kitapları, tetebuatları vardı. Topladı, yazdı. Okuma yazması olmadığını Ebu Cehil düşmanı, azılı düşmanı söylediği halde kendi yazdı diyor. Yani ta ki bu olmadığı halde bu şüphe gene kalmışsa ki kimse inanmıyor. Hiç kimse söylemiyor. Ne dediler? Çok şunu bizim o Süfyan çok akıllı ve zeki adamdı diyor. Yani kendi yazdı demedi bak. Çok acayip. Yeni asrın filozofları kendi yazdı demiyor. Peki kendi asırdaki insanlar kendi yazdı dedi mi? Onlar da demedi. Hakkını yemeyeyim. Sihir dediler. Cinlenmiş dediler. Rabbi değil cinler getiriyor dediler. Yeni asrın filozofları, 20. asrın filozofları, ustad dönemindekiler, dedi ki çok akıllı ve zeki. Bunu işaret edeceğiz de geçiyor biliyorsunuz. Ve bir de mektubatta geçiyor bu mesele. Diyor ki, madem ahlak, çok mükemmel bir ahlak sahibiydi o zaman ve zekiydi bu, çok ahlaklı ve çok zekiydi, bu hududunuzun dairesinde değil. Dahilinde de değil. Ne demek? Kur'an'ı kendi haşa kendi yazdıysa bir de Allah'tan bana geldi diyorsa bundan daha ahlaksız kim olur? Yalan söylüyor. Hem en mükemmel ahlaklı diyorsun hem de bu ahlaksız işi ona isnat ediyorsun. O zaman ahlaklıydı ise ahlaklıydı. Yalana tenezzül etmez. Sahtekarlığa tenezzül etmez. Ahlak bunu iktiza ediyor. Çok güzel, hem ahlak demiyor. Çok güzel ahlak sahibiydi diyor. O zaman çok güzel hududunuzun içinde değil bu diyor. Dairesinde de değil. O zaman yalan demez çok güzel ahlaklı insan. Aldatmaz insan. Uydurmaz kendisi. Çok güzel ahlaklı. Ahlak neydi? Toplumda bir de o eksik anlaşılıyor. Davranmak, hak yememek, hukuka riayet etmek, adaletli olmak, ahlak böyle anlaşılıyor. Bu eylemdedir. Ama enfuste ahlak huluklardır, huyların cemidir. Güzel huyların toplamıdır. Adil olmaktır. Adalet nedir? Tencereyi getir içine koyuyorum. Hikmet, iffet ve şecaatın karmasıdır üçü.
Bunu nereden söylüyor? 21. sayfa işaret edeceğiz de diyor ki Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Şeviye, Kuvve-i Gadaviye'nin ifrat ve tefriti. Kuvve-i Akliye'nin ifratı cerbezedir. Tefriti gabavettir. Vasatı hikmettir. Kuvve-i Gadaviye'nin ifratı tecavüzdür. Şeydir, korkaklıktır. Tevhid. Kuvve-i Şeviye'nin hukuka riayet etmez. Her türlü hakkı tecavüz eder. Tefriti de humuttur. Vasatı nedir? Kuvve-i Akliye'nin vasatı hikmettir. Kuvve-i Gadaviye'nin hikmeti şecaattır. Kuvve-i Şeviye'nin vasatı ise iffettir. Üçünü toplarsan diyor ustad, ortayı adalettir. İşte ahlakın temelinde adalet vardır. Tamam mı? Böyle bir şey. İşte bunu okuduk. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kimseyi taklit etmemiş. Bakın peygamberlik okulu yok. Yani bir adam arabayı sürmek için kursa gidiyor. Kursa gitmese bile doğuştan şundan bundan ders alıyor. Ders alıyor ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Bana böyle ciddi bir eğitim başında olacaksın ama hiç eğitim almamış olacaksın. Yani tamirciliği adam paldır küldür köyden gelmiş. Mercedes'i tamir ediyor. Rektifiye yapıyor. Uçağı uçuruyor. Ne bileyim yani sen hızlı treni veriyorsun. Köyden gelmiş doğuştan ama Recep kardeş beynini teslim eder misin ameliyat yapacaksın? Beyin cerrahisi. Böyle bir şey olur mu? Kalp ameliyatına girer misin böyle bir adama? Ya bir tane pratisyene girmesin ya. Şimdi bu gelmiş buraya. Pat diye ben peygamberim dedi. Dün beraberdik arkadaş. Onun için bu cehil kafalı orada yedi. Arkadaştık dün. Şimdi bugün dedi ki yattık kalktık ben peygamberim dedi. Peygamberim dedi. Delilin ne? İlim değildir. Peygamberlerin en önde giden delili mucizeleri ilim değildir. Çünkü ilim herkeste kısmı vardır. Ama mucize herkeste yoktur. Hiç yoktur. Mucizelerdir. Dedi ki bak parmağımdan su akacak diyor. Ayı böleceğim diyor. Şimdi dün beraberdik Recep kardeş tamam mı? Çelik çumak oynuyorduk. Ertesi gün senin arkadaşın, mahalle arkadaşını hayal et birisini. Parmağından su akıyor. Ayı ikiye bölüyor. Mezarlardaki ölüleri diriltiyor. Allah'ın izniyle. Ne yaparsın sen öyle bir adam? Şaşırsın daha adama da Allah Allah. İnsanların imana geliyor değil mi? Ama her yaptığı mucizede Allah Resulü'nün kendi imanı artıyormuş. Patlama yapıyor. Şimdi düşün Fatih. Elini uzatır mısın abi kendine? Şimdi oraya bak parmağını. Şimdi oradan su aktığını hayal et. Sen şaşırmaz mısın? Çekersin korkarsın değil mi? Kendi parmağından ha? Hani parmağından su akması diye okuduğumuz zaman tesir etmiyor bakın ha. Ha normal. Sen elini uzat deyince bak şimdi su aktığını hayal et. Ne yaparsın şimdi su aktığı? Çok tuhaf değil mi? Musa Tahmed ya sana peygamberimize hakaret ettiler. İşte peygamberini kabul etmiyorlar. Morali bozuk. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Boğunu büküp ya da onlara üzgün vaziyette. Sen bir teselli ister misin diyor. Sana bir teselli gösterelim mi? Nedir diyor. Çağır şu ağacı diyor. Ağacı çağırıyor. Ağacı yerinden şak edip çıkıyor. Peygamberimize selam verip gidiyor. Onunla teselli buluyor. Teselliye bak. İlk önce kendi iman ediyor biliyor musunuz? Çok acayip ya. O da adetullah ya. Hendek kazıyor, zırh giyiyor, ata biniyor vesaire. Ama elinde mucizeli olur. Hele hele hayal ediyorum, onun yerine koyuyorum. Giriyorum onun şansiyeti, libasının içine. Miraca çıkıyorum öyle. Tamam mı? Böyle rüzgar esmeden aya doğru çıkıyorum. Aya, Jüpiter, Merkür'e falan. Arkaya bakıyorum dünya falan. Bazen yatarken böyle oluyor biliyor musun? Siz yapmayın da ben yatarken bazen hayalim böyle. Akıl çalışıyorum ya akıl. Bu sefer yatamıyorum tamam mı? Bir baktım geçen Merkür'e gittim. Arkaya baktım. Giderken biraz hız yaptım böyle. Yüzümü rüzgar kesti böyle. Sonra dedim ulan doğru hayal et. Orada rüzgar yok falan dedim yani böyle. Hem güneş de yakmaz çünkü rüzgar yok. Böyle. Gittim böyle. Güneşi de geçtim. Karanlık oldu falan. Vazgeçtim. Geri döndüm. Çok etkileniyorum. Onun psikolojisini tespit etmek için yapıyorum. Macera olsun diye değil ya. O giderken kazandığı psikolojiyi ben içine giriyorum, olmaya çalışıyorum.
neler hissetmiştir? Öyle okuyorum ben Risale'yi. Mesela şimdi bu Ümmi pat diye kitap geldi. Cebrail Aleyhisselam Lef-i Mahfuz'un temsilcisi değil mi? Kur'an'ı getiren değil midir? O Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşı bilmiyor mu okuma yazma bilmediğini? Oku dedi. Bilmiyorum dedi. Tamam bilmiyordu. Öğrendi. Bilmiyormuş. Sıktı. Şimdi oku dedi. Bilmiyorum dedi. Sıkmayla okuma mı öğrenilir? Bak şimdi. Bilmiyorum dedi. İkinci kez. Tamam bilmiyorum. Anlamadı mı bu adam? Anladı. Bilmiyorum dedi. Tekrar sıktı. Ne oldu sıktığı zaman? Okumaya başladı. Ne okudu? Kendisini okudu. İkra bismi rabbikel lezi halak. Halakal insanı min alak. İlk önce kendisini. Peki toprak çekirdeği sıkmıyor mu? Mesela CD'yi gözde okuyabilir misiniz? Bilgisayar okuyacak. Bilgisayar onu sıkıyor. İçini çıkartıyor. Kabak çekirdeğini toprağa atıyoruz CD gibi. Kim okuyor onu? Toprak okuyor. Yetmiyor. Biliyor musunuz kim kim patlatıyor çekirdeği biliyor musunuz? Çekirdeği kim patlatıp çıkarıyor biliyor musunuz? Esbab noktasına diyorum. Tabii ki Allah da. Ha? Yok. Ha? Hayır. Yok, suda değil. Kendi kendine de olmaz. Yok. Her şimşek çakışta 300 bin volt en düşüğü 300 bin volt elektrik atmosfere yayılıyor. O şimşeğin çakışında o uyan emri geliyor. Kur'an'da da bu ayette şey var. O şimşek onu patlatmak içindir. Dikkat ederseniz şimşek Ekim aylarında olur. Halik-u Habbi ve Neva uyan emrini şimşekle alıyor diyor ayet-i kübrada. Ustad Bediüzzaman Hazretleri çok kimya okuduğu için astroloji bunları biliyor yani şimşek çakınca böyle oluyor. Ve ne yaptı? Cebrail gibidir o şimşek. Onun için söyledim. Çekirdeği. Oku. Bilmiyorum dedi. Toprak. Okuyamıyorum. Oku dedi. Su. Okuyamıyorum dedi. Ondan sonra güneşe dedi ki okut bunu oku. Bilmiyorum dedi. Şimşek bir vurdu. Çaktı okudu. Kapıyı patlattı. Yani bir kuvvet çekirdek bir fiile dönüştü. Arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ı veya Risale-i Nur'da herhangi bir şeyden istifade etmek istiyorsak istifadenin bir yolu şu. Ne anlatıyorsa hayal et, ona bürün, onun içine gir, o ol, o senin üzerinde ceyran ediyor, sende oluyor gibi düşünürseniz fikriyatınız değil hissiyatınız zirve yapar. Mesela biraz önce yaptım. Parmağından su akmasın. Ne olacak? Kaç defa duydum. Uzat elini bak şimdi. Öyle diyeceksin mektubat okurken. Parmağımdan su akıyor. Ne yaparım? Bir kere ben korkarım yani. Kendi kendime. Miraca gitti diyoruz. Herkes alış. Ama ben yürüdüm. Hayal ettim. Gittim. Yüzüm yandı Merkür'ü giderken. Baktım rüzgar da yok ettim. Yanmıyor. Gidiyorum böyle. Bir hayalet yaptığın zaman bak bakalım. Yıldızlar arkında kalmış. Boşluğa doğru gidiyorum falan. Böyle. O andaki o psiko hissiyatını düşün. Ulan gidiyorum. Belli değil. Nereye? Ya bu bir semai dünya bu daha. Semai dünyanın 7 katı var. Şu an beşenin konuştuğu semai dünyanın 1. katında. Böyle semai dünyanın seme sema var. Daha 7 tane var. Daha 1. katmanın dünya semasında şimdi bu yıldızlar ki. Bu Samanyolu galaksi 1. semada daha. Bu semai dünya denilir ve 7 tanedir dünyaya ait sema. Bu daha burada. Ve bu bittiği zaman 1. sema oluyor. Sonra 6 tane daha var. Buraları geçiyorsun. Ani vahitte yatağındasın. Yani bu hayret ediyorsun değil. Olaya içine gir, müdahil ol. Peygamber Aleyhisselam'ın içine gir, misafir ol. Bedenine gir. Sen onunla fikren, hissen, hayalen, seyahate. O zaman o kadar keyif alacaksın ki yatakta. Çok hoş oluyor. Ne yapacaksın filmi? Al sana bir film be. Mükemmel bir film kur. Senarist sensin, yazan sensin. Yönetenden sensin, yönetilen de sensin. Of. Hadi bakalım. İkiyi okuyayım. Peygamber Aleyhisselam o için dersinde fazla gidemiyorum. Bu cümleyle 1 saat 20 dakika sürdü. Pazar günkü derste Ömer kardeşin önündeydi.
Evet, Mehmet Gönde vardı. Mehmet Gönde vardı. Şeydi böyle, bir saat 20 dakika sırf bu cümleydi. Şimdi ben peygamber, nasıl oluyor? Ben peygamber aleyhisselam şeyini okuduğum zaman o oluyorum. İçine giriyorum, misafir oluyorum. O olay değil, o olayla peygamber aleyhisselam hissiyatını anlamaya çalışıyorum. Mesela bir misal vereyim. Tebessüm etmek sadakadandır. Ya ne olmuş? Bir şey fazla getirmesen abi. Ama ben bununla toplumun psikolojisini çözmeye çalışıyorum. Toplumun, yani o kadar hain ve gaddar, zalim ki tebessüm denen bir şey yok. Buna ihtiyaç duyulmuş. Böyle bir toplumun tamirciliğini yapıyorsun. Şimdi bunu psikolojiniz düşün. Kimse gülmüyor ya, tebessüm etmiyor. Suratlar asık, acayip bir şey. Mahkeme duvarı gibi ya. Niye bunu dedi yani? Bunu demek ihtiyaçtır yani. İhtiyaç ki söyledi. Hem abi tebessüm. Demek ki ne kadar zalim bir şey ya. Onların için nasıl yaşayacaksın? Bir iki kişi beni tenkit ediyor. Bilmem ne yapıyor. Keyif almam gerekirken bu kadar gıybet günahlarım gidiyor. Üzülüyoruz ya. Lan şimdi düşün. Tebessüm etmek sadakadandır. Söylemeye ihtiyaç var. Niye? Toplum gaddarlığına yani. Zalim ya. Kız çocuktan gömüyor. Daha ilerisi var. Ben o da kız çocuğun gömme adamın hissiyatına bir girmiştim. Kaç gün uyuyamadım o hayale. Bir daha asla yapmıyorum. Hani kızım oldu onu gömerken. O olsam ben nasıl? İçine girdim adam o oluyorum. Kızımı gömüyor. Öyle okuyorum. Bazen de böyle ters oluyor işte. Sıkıntı oluyor. Şimdi ikiyi okuyayım. 11 tane alet var. Birincisinde 11 alet var. İkincisinde başka aletler var. Ya taşıyamıyorum ki. Ben yapamıyorum. Vallahi taşıyamıyorum. Nasıl bir şey ya? Bir iki kişi itiraz ediyor bilmem ne yapıyor. Moralim bozuluyor. Bu adam nasıl bir şey ya? Bu aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya. Bu nasıl bir tahammül? Nasıl bir iman ya? Nasıl mukavemet? Nasıl bir dirayet? İmani, nasıl itikat diyor, ibadat diyor. Ve bir ala daveti ve münacati ve daveti bi emmi tebliği ve metanetin. Nasıl bir metanet? Yani nasıl bir şey? Akıl almıyor ki, durmuyor. Yani ben öyle okuduğum için, benim o, Arabistan'da ben dolaşıyorum. Tamam. İtiraz ediyorlar. Ya tek nasıl söyleyeceğim ya? Bak başıma neler geldi bir şey söyledik diye. Bir de onu düşün ya. Adam putlarına ya. Bu kadar Müslüman bana destekçi olduğu halde. Ya o yok canım bu. Onun için onun imanına he değil. He. Onun imanına hastayım. Hasta. Arabada gelirken mesela ondan sonra başlıyorum iki. Onda zaten canlı dersim var. Ya. O da aynısını yaptı. Hele İbrahim Aleyhisselam daha ileri gitti. Gitti mezarından adamı kaldırdı. Gitti şeye X büyük büyük yattığı yere. Putları orada adam kırdı ya. Adam demedi. Adam derken İbrahim Aleyhisselam. Ya demedi. Bu kırdı ya. Eylem eylem. Putlarını kırdı, baltayı da astı. Bu nasıl bir iman ya? Bu eylem menfi hareket diyor. Ha? Peki usta savaşa katıldı mı katılmadı mı? Ruslara karşı. Talebelerin. Peki katıldı da sizce hiç kimseyi öldürmemiş midir? O kadar acayip nişancı. Ben sana peygamberimizin savaşta işte rahmet peygamberi ya herhalde dedim arka planda öldürmez diye. Siyer'de okudum. O Bedir Savaşı'ndan sonra kılıç orada da iş görmüş ki. Ubey bin Halif'i ben burada geberteceğim diyor. Kızını vermiş kızına, Hazreti Fatıma ya. Bugün bu çok iş gördü, bunu temizle demiş. Şey yani. Ya. Çok iş gördü diyor. Çok iş gördü bu kız bugün, bunu bir temizle. Az ne kadar kesmiş. Menfi hareket. Yesinler senin menfi hareketin. İnandığına inanacaksın. İnandığını da yaşayacaksın. Yaşamadığın şeyi taşıma. O ki çıkartmayacaktın belinden, o silahı taşıma. Kim yapacak bunu? Gelirken bir telefonda birisine dedim. Ölümü öldüreceksin. Tamam. Zaten ölüm ölmüş senin zamanında. Ölümü öldüreceksin.
Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Olduğu gibi sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet. Her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekarına ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. İkincisi de bu. Ya arkadaşlar, numune yok ya, numune yok. Biz Kur'an'ı anlamaya değil, Risale'yi anlamaya çalışıyoruz. O sözü anlamaya çalışıyoruz. Var olan yolda yürüyemiyoruz. Yok, İslamiyet'in numunesi yok. Modeli yok, misali yok, patenti yok. Mukayese edecek, taklit edecek, soracağın, soruşturacağın kimsem yok. İlk defa bir din çıkıyor. İkinci yapma şansın yok. İlki en son gibi yapacaksın. Bir konuştuğun zaman en son konuştuğun gibi olacak. İbadeti getirdiğin zaman ey ashabım, 10 sene önce namaz böyleydi. Ama 23 sene sonra bu kemal buldu, namaz budur. Nasıl başladı söyle. Ya ben sonra söyleyeceğim, önceden nasıl derim ya? Ya bir düşün ya. Yani Recep kardeşi, hata yapmadık mı abi? Hatalarla doluyuz ya. Sonra diyorum ki şimdiki kafam olsaydı, bir tanesine öyle dedim. Ben senden olsaydım dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Bir daha bu lafı diye sen söyleme diyor. Sana yakışmıyor dedi. Bizim köyde. Ben senden olsaydım yani böyle yapmazdım diyecektim. Dur bir dakika dedi. Sen madem sen ben olacaktın, Allah beni sende farklı niye yarattı? Sen ol dedi. Sen ben olma dedi. Benim şeyimi kaldıramazsın sen. Halit abi dedi ya. Senden olsaydım şöyle yapardım diye. Hayır olma dedi. Sen başka, ben başkayım. Allah Allah, nasıl bir ders aldım ya. Dur abi dedim. Allah razı olsun dedim ya. Yani yeni bir şey öğrendim ben de. Ben benim, sen de sensin. Ben senden olsaydım şöyle derdim ya. Hayır. O ona vacip iken söylemek, senin için susmak vaciptir. Onun bulunduğu makam onu iktiza ediyor. Babanın evdeki makamı ile annenin makamı aynı mı? Çocuğun makamı aynı mı? Evde bağırman gerekiyor, demen gerekiyor, sokakta karışma ya. Yani şu, ilk defa oluyor sözlerinden. Arkadaşlar 23 senelik peygamberliğinde ya ey ashabım bunu değiştiriyorum dememiş ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bir kanunen düşünün ya. Adetullah kanunları içindeyiz. Haşa. Kendi uydursa bu dini. İkide bir değiştirmeyecek mi? Ben yazıları ne kadar değiştiriyorum ya, dersleri. Ben hiçbir dersimi seyredemem, dinleyemem ya. Sıkılıyorum. Çünkü olmadı dini. Hiçbirisini. Olmadı ya. Siz kendi dersinizi dinledin, olmayın ders. Bak sözlerinden. İki, fiillerinden. Üç, haletini söylüyor. Hallerinden. Dört, tavırlarından. Hiçbir şey demiyor ama olaylara karşı takındı tavır Muhammed. Lakayt kalıyor, bilmem ne yapıyor, tebessüm ediyor, oturuyor. Yani böylelikle konuşuyor. Tavırlarından çıkan İslamiyet. 350 milyon insanın ruhlarına, bir, nefislerine, davranışlarımıza, akıllarına, terbiyekârına ders vermesi. Terbiye ediyor ya. Ruhları, nefisleri, akıllarını ders veriyor. Her zaman her yerde ya. Kadın erkeğe, filozofla cahile. Düne bugüne. Ve Arabistan'da, Tunus, Cezayir, Sibirya, kutuplar, Avrupa. Dünü bugün her yerde ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir şey ya? Oluyorsa demek ki peygamber. Tabii ya, olmaz böyle şey ya. Bir insanın bütün davranışı en mükemmel olamaz. Ama var. Olmaz kardeşim. Var. O zaman Allah söylettiriyor. O zaman Allah var ya. Olmaz ya. Vallahi bir insanın bütün konuşması, bütün davranışı en mükemmel olamaz. Olmaz. Var mı? Yok. Var bunda? Varsa o peygamberdir. Başka mümkün değil. Ya ustad ya. Beşer de kalmış. Çok acebime gidiyor ya. Okuyamıyorum ya. Peygamber nasıl bir şey ya? Ben peygamberliğin içine giriyorum misafir eden. Ya nasıl bir psikoloji ya? Nasıl da? Ya bir hanımları işte, hanımların da hikmeti işte, özel hayatı ders versin diye. Bir bardak balı zehir ettiler ya. İçemedi ya balıya. Bir bardak balı ya. Eşlerinin şey arasındaki sıkıntıdan ya.
Ondan sonra Abdullah diyor ki benim evde sıkıntı var. Ya peygamber ya Faruk-i Kainat ya. Evde de mülayim değil mi Ahmet? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öy, vurdum oturtturum. Öyle bir şey yok kardeşim ya. O öyle bir gücün varsa, yiğitliğiniz varsa vurdum oturdum. Nefsinize yapın. O güçlü güreşçi kimdir? Yiğit. Nefsinin o andaki haletini yenmeyebilmesidir. Seni yere sermiş, başkasını seriyorsun. Tamam. Hiç haberim yok yani. Ya kardeşim ya bu nasıl nefisten terbiyeden gelmiş. Nasıl derim? Bir bardak balı içirememişler. Acayip olmuş ya. Onlara da acayip nasıl örnek olmuş ya. Gel de bu insana hasta olma ya. Vallahi haşir meydanında Rabbimden ya Rabbi bana bunu bir göster diyeceğim ya. Bana bunu bir göster ya. Ben cehenneme atacaksın. Bunu göster ya. Bu nasıl bir şey? Bir bakayım bu ruhuna ya. Nasıl bir ruh ya? Yani bulunduğum konum itibariyle insanlarla her türlü insanlarla alimlerle herkesle oturmuşum yani. Oturup kalkıyor. Kırık anası alim, 7 tane alim. Tefsir okurlarken ben de gençim 30 yaşında. Bu da Risale-i Nur'u biliyordu. Beni de aldılar. Benimle alakası yok ya. Onlar konuşuyor. Tefsir. 5-6 tane tefsir okuyorlar Arapça. Kırık anası Ali Hoca'nın. Bu da Risale-i Nur'dan bize destek olsun. Ustad ne diyor diye. Ondan sonra ya giriyordu falan. O acayip felç oluyordu o günkü şey ya. Ya kardeşim Risale-i bambaşka ya. Peygamberi nasıl anlatıyor Risale-i Nur? Ha böyle işte. Şu anlatış tarzı, şu delimler. Şuraya bak ya. Şu anlatışa bak. Okuyamıyorum ki. O, nasıl koyacağım? 11 tane 11 tane delili var. Birinci delili okuyoruz. Birinci delilden de 11 tane halet var. Halet. Bir tanesini bir saat küsürde okudum. Gidemiyorum ki. Ezemiyorum. Ben canilik kabul ediyorum. Bunu bir şey demeden, sözlerinden, fiillerinden, haletinden çıkan. Ya bir de davranış ya böyle bir şey yapıyor. Yüzünü çeviriyor. Bir şey yapıyor birisi uzakta. Gülüyor. O da bir konuşmak. Davranışlarından çıkan değil mi? Hani peygamber ya. İleniyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bana salavat getirenleri diyor. Tabakla. Altın. Tabakla diyor. İsmiyle, cismiyle, vasfiyle bana takdim edilir. Haşirde onunla şefaatim vacip olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Vallahi kafam o kadar yatıyor ki. Peki abi derecenin hakikati de çıkıyor mu burada? Nasıl yani? Ha ona harika bak. Ne dedi gördün mü? Şimdi bu insan iyi adamdır, ahlaklıdır, şudur budur. Ne ile ölçecektik Fatih bu peygamberin ahlak olmasa? Yani insanlar ilişkilerinde kaliteli adam, iyi adam, doğru adam, dürüst adam. Yani toplumda insanların kaliteleri, iyi adam, yüksek adam, alim adam, bilmem ne adam. Bunları ne ile bilecektik ki? Görüyor musun bak ne diyor? Bazen kafası çalışıyor değil mi? Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah ya. Maşallah. Ben burada kesiyorum. Vay be. Ruhları. Ruh nereden biliyorsun? Ruhları. Nefisleri insanlığına kalplerini terbiye ediyor. El Fatiha.